Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün sizlere Harry Potter serisinde Voldemort karakterine hayat veren Ralph Fiennes'la tanışmamı ve imza alma sürecimi anlatacağım. Geçtiğimiz Kasım ayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 20. yılıydı ve İngiltere'de Londra'da Harry Potter stüdyosunda özel bir etkinlik düzenlendi. Filmin çekildiği yerde Hogwarts'ta Harry Potter ve Felsefe Taşı film gösterimi yapıldı. Ben de bu etkinliğe katılmak için Londra'ya gittim. Bu etkinliğin detaylı bir videosu önümüzdeki haftalarda gelecek. Kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın şimdiden. Hazır Londra'ya gitmişken de katılabileceğim başka etkinlikler var mı, tiyatrolar var mı, müzikaller var mı diye araştırmaya başladım. Bakıyorum işte, oyunlara bakıyorum, şuna gidebilirim, buna gidebilirim diye düşünüyorum. Derken ne göreyim? T.S. Eliot'ın Four Quartets adlı bir tiyatro oyunu var. Ralph Fiennes tek başına başrol olarak oyunu oynuyor ve oyun sadece böyle 3 hafta falan oynuyor. Ve tam da benim orada olduğum tarihlere denk geliyor. Hemen yani görür görmez girdim, bilet aldım. Bir de önden aldım ki bileti, yani Voldemort'u yakından göreyim diye. Yani bu fırsat bir kez daha gelmez çünkü insanın karşısına. O yüzden de kaçırmak istemedim. Hazırsanız şimdi sizi 23 Kasım 2021'e, oyunu izlediğim güne geri götürüyorum. 1, 2, 3... Selam. Eğer hayal ettiğim şey gerçekleşmişse bunu başlıkta görüyorsunuz zaten. Bu akşam Ralph Fiennes'in oyununa gideceğim. Bu Harry Potter serisinde Voldemort'u canlandıran Ralph Fiennes'in tiyatro oyununa biletim var. Ve yerim ilk sırada, ortada, hani şu kadar falan mesafe olacak aramda Ralph Fiennes'la. Çok heyecanlıyım. Bugünümü sizinle paylaşmak istedim, bir vlog çekmek istedim. Heyecanıma eşlik edin diye. Bugün Gülem'le buluşacağım. Akşam da Voldemort'un oyununa gideceğim. O kadar şanslı oldu ki. Yanımda bir tane Voldemort fotoğrafı getirdim. Bakın göstereceğim. Wow, çok güzel. Eğer tanışmayı başarabilirsem bunu imzalatmayı istiyorum. Bu akşam bir ihtimal bu imzalanmış olacak. Bir ihtimal de bu hala böyle boş kalmış olacak. Ama o zaman üzülürüm. Siz de üzülürsünüz herhalde. Yani umarım benimle birlikte üzülürsünüz. Benimle birlikte seviniyorsanız benimle birlikte üzülebilirsiniz de. O yüzden dua edelim bu akşam imzalan. Ya Voldemort'ta düşünsenize şunun imzalı olduğunu. Voldemort'ta tanıştığımı düşünsenize. Şimdi Gülem'i bekliyorum. Gelsin bakalım bugün neler yapacağız. Birazcık ona bırakacağım planı çünkü bu da yaşıyor sonuçta, yani benden daha iyi biliyor. Hadi gel şuraya gidelim, buraya gidelim der. Gel gel. Selam. Merhaba. Ne haber? Şu an çok heyecanlıyım. Evet, hala kameradayım. Çok heyecanlıyım. Çocukluk idolümle buluştum. Böyle Taha görünümden daha mükemmel bir insan. Böyle daha ince, daha böyle... Teşekkür ederim. Daha iyi görünümlü. Böyle, yani zaten iyi görünümlüydü de hani böyle... Daha şişko görünüyorsun şeyde. Aslında... Senin şey değil de. Orada şişko görmüyorsun olduğundan... Ya orada, burada daha incesin aslında. Tamam, güzel. Evet. Sevindim, buna sevindim. İşte Gülem'le buluştuk, birazcık dolaştık. Wes Anderson'ın yeni filmi için kurulmuş bir tane müze vardı. Oraya gittik. Kapalı olduğu için gezemedik ama. Daha sonra Noble Collection mağazasını gezdik. Birkaç tane antika mağazası gezdik. Böyle ikinci el kıyafet satan bir mağaza gezdik. Curse Child binası. Ben ilk geldiğimde logo böyle değildi. Ama geçtiğimiz aylarda Warner Bros'la nasıl bir şeyler olduysa artık orada. Artık normal Harry Potter logosunu kullanıyorlar. Bu da demek oluyor ki yakında filmi, dizisi bir şey gelir. Bir tane kutu oyunu dükkanı bulduk. Bakın Dune'un oyunu var. Katan tatatatan. Ve Game of Thrones. Hadi içeri girelim. Ne kadar çok Katan versiyonu var. Ek paketler, korsanlar. Çok güzel. Güzel yerler gezdik ama benim aklım fikrim oyunda, yani yerimde duramıyorum. Sadece oyunu düşünüyorum. Bir de bende şöyle oluyor. Yani eğer o gün gerçekleştirmeyi çok istediğim bir şey varsa o kadar stres oluyorum ki başka bir şey düşünemiyorum. Yani o yüzden de sürekli böyle saate bakıyorum. Ne zaman gideyim, ne zaman yapayım, ne yapayım. Bir de şimdi pandemiden dolayı da ayrı gerginim. Şimdi aşım var, iki tane aşı kartım var. Bir tane negatif PCR testim var. Ama yani bir sorun olur derler ki
şu da gerekiyor ve giremiyorsunuz oyuna derler diye çok gerginim. O yüzden dedim ki yani Gülen kalk gidelim, ben dayanamıyorum. Bayağı böyle 1,5 saat önce falan oyunun oynanacağı binaya gittik. Ben dayanamadım, oyuna daha 1,5 saat var ama kalktık geldik. Şimdi Gülen'le vedalaşacağım ve içeri gireceğim. 1-1,5 saat sonra oyun başlayacak. Oyunu izleyeceğim. Sonra da umarım yani bütün enerjiniz benimle olsun. Yani zaten video izlediğinizde olaylar olup bitmiş olacak. Öğreneceksiniz çoktan ama ben bilmiyorum daha. Ne yaşayacağımı bilmiyorum. Siz benden öndesiniz şu anda. Heyecanlıyım. Ben eminim kesin tanışacaksınız. Uf, size göstereceğim şimdi. Bir sürü Ralph Fiennes fotoğrafı asmışlar oraya. Çok güzel. Bakın gideceğim oyun bu. Four Quartets. T.S. Eliot'un bir oyunuymuş. Ve tek başına oynuyor sanırım. Bak şuna bak. Çıldıracağım şimdi. Burada başka fotoğrafları da var. Çok güzel. Her yerde Ralph Fiennes var. Her yerde. Ben bir yandan binanın etrafını dolaşıyorum ki nereden çıkabilir, nasıl yakalayabilirim? Geçmiş tecrübelerime dayanarak kendime böyle noktalar kestiriyorum. Hani böyle şey olur ya, aksiyon filmlerinde kafada binanın planı canlanır. İşte oradan gidelim, buradan yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız. Tamamen öyleyim, tamam mı? Yani tek amacım Voldemort'u yakalamak. Etrafını şey yaptım, bir tane burada giriş var. Bir tane de orada giriş var. Eğer çıktıktan sonra ben içeride bekletmezlerse bu köşede bekleyeceğim. Çünkü hem bu tarafı hem bu tarafı görebileceğim bu sayede. Uf, umarım. Çok güzel. Bak. İçeri gireceğim şimdi, çok heyecanlıyım. Sonra derken kulis kapısını buldum. Kulis kapısında da kocaman şey yazıyor. Pandemi sebebiyle oyuncular fotoğraf çektirmeyecek ve imza vermeyecektir. Ya bir stres oldum böyle, tamam mı? Dedim ki yani... Binanın arkasında kulis kapısının orada şey yazıyor. Covid'den dolayı oyuncular fotoğraf ve imza vermeyecek yazıyor. Gördüm, moralim bozuldu. Ben de içeri girdikten sonra kitapçığı alırken görevliye dedim ki bir şey söyleyeceğim dedim, ben Türkiye'den geldim bu oyunu izlemek için. Eğer dedim oyundan sonra beklersem bir şansım olur mu dedim. O da dedi ki Covid'den dolayı söz veremem ama her gece insanlar bekliyor. Bence şansını denemelisin dedi. Bu demek oluyor ki veriyor yani. Ben de güldüm, teşekkür ederim. Kalbim çok hızlı çarpıyor şu anda. Umarım gerçekleşir bu olay. Umarım. O kadar çok güzel olur ki. Satıyorlar. Oyunun kitapçığını satıyorlar, tamam mı? Ralph Fiennes Four Quartets by T.S. Eliot yazıyor. İçinde de Ralph Fiennes'in fotoğrafları var böyle. Baksanıza. İnanılmaz. İnanılmaz birisi. Şimdi yerime oturdum, bekliyorum. Aşırı yakınım, tamam mı? Bakın şu kadar falan yakınım. Böyle dokunacağım neredeyse sahneye. Bakın salon bu. Kocaman. Ve benim yerim neresi biliyor musunuz? Şurası. En önde. Çok güzel. A9'daymışım. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gerçekten burası. Birazdan şurada olacak. İki tane sandalye, bir tane masa. Arkada da uzun böyle duvarlar var sahnede. Boş bir sahne, dekor yok. İnsanlar konuşuyor falan, sohbet ediyor. Ben böyle bekliyorum, tamam mı? Derken hiç anons manons etmediler. Ne ışıklar söndü, bir şey oldu. Böyle beklerken şöyle oldu. Ralph Fiennes geldi, böyle sahnenin önünde durdu. Aa, şu kadar yakınım adama. Bak bayılacağım. Kalbim bir çarpıyor, anlatamam size. Lan koskoca Voldemort, koskoca Lord Voldemort, aha 50 santim ötemde duruyor, 1 metre değil. Ben kalbim aşırı çarpıyor falan. Sonra birden bağıra bağıra oynamaya başladı. Şimdi şöyle bir şey var, benim İngilizcem böyle mükemmel bir İngilizce değil. Konuşulanı anlıyorum, düz konuşmaları anlıyorum ama oyun şiirmiş. Zaten heyecanlıyım. Zaten anlamakta güçlük çekiyorum. Bir de şiirmiş. Ben oyundan hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey ama yani. Diyorum ki şimdi bu cümleyi anlayacağım diyorum kendi kendime. Sonra bir şey söylüyor adam. Bir de çok eski İngilizce bir kelime söylüyor. Kaçıyor. Ben oyunu bıraktım. Sadece Ralph Fiennes'i izledim. Sadece. Bayağı iyi oyuncu bakın. Anlamadım ama çok iyi oyuncu. Gerçekten çok iyi oyuncuydu. Aşırı iyi oynuyordu. O şimdi bağırarak oynuyor. Ve bağırdıkça böyle bir de çok tuhaf konuşuyordu bu arada. Böyle
dudak ünsüzlerini çok bastırarak söylüyordu. Bağırdıkça da tükürükler saçıyor. Böyle etrafa böyle tükürükler görüyorum ben havada. Diye tükürükler saçılıyor etrafa. Neyse. Ben oyun boyunca şunu düşündüm bu arada. Şimdi oyunu anlayamadığım için düşünmeye de çok vaktim oldu. Şunu düşündüm. Eğer bir Atatürk filmi çekilse Ralph Fiennes çok iyi Atatürk oynar. Bakın Lord Voldemort'tan çok iyi Atatürk olur. Kimse aksini iddia edemez. Çünkü gerçekten çok da benziyor. Bakın Atatürk'ün böyle son zamanlarındaki haline falan. Aşırı benziyor yani baksanıza. Azıcık makyaj, azıcık plastik makyaj. Gözü renkli zaten. Baya çok benziyor. Çok da güzel olurdu. Umarım bir Atatürk filmi çekerler ve Ralph Fiennes oynar. Neyse oyun bitti. Ben dışarıya çıktım. Hemen apar topar. Oyun bitti şimdi. Kulis kapısındayım. Titriyorum heyecandan. Elimde sert bir dosya, üzerine tutturulmuş Voldemort fotoğrafı ve üzerinde de Tutaha yazıyor. Belki ismime imzalar diye ismimi yazdım. Ve bekliyorum. Şu şekilde bekliyorum. Sürekli birileri çıkıyor, bana bakıyorlar niye bekliyor diye. Ama Ralph Fiennes çıkacak içeriden, niye beklemeyeyim? Sonra bekliyorum, birileri çıkıyor falan. Bir yandan da şey düşünüyorum. Ya koskoca Ralph Fiennes, Voldemort'un oyunu var, kimse beklemiyor. Bir tek ben bekliyorum. Bir kişi. Sadece ben bekliyorum. Bir yandan seviniyorum. Diyorum ki tek ben olduğum için yani sorun değil. Nasıl olsa imza alırım. Fotoğraf çekinirim. Bir de Polaroid çekinirim üstüne. Polaroid makinem cebimde. Kameram elimde. Diğer elimde dosya ve kalem var. Bayağı böyle müfettiş gadget gibiyim. Yani her tarafımdan bir şey çıkıyor. Sonra bekliyorum. Bir yarım saat geçti. Yok. Bir saat geçti. Yok. Sokağın başında da tiyatronun orada 3-4 kişi bekliyor. Tamam mı? Ben de gördüm onları. Diyorum ki Allah Allah diyorum yanlış yerde bekliyorlar. Kulis kapısı burası diyorum. Bekliyorum ben beklemeye devam ediyorum. Derken üstteki kapıdan birisi hızlı adımlarla çok koy bakın şöyle adımlarla ama. Yürümeye başladı tamam mı? İnsanlar peşinden o bekleyen 3-4 kişi peşinden koşmaya başladılar. Bakın yani gerçekten 100 metre dünya rekoru kaç bilmiyorum ama ben kırdım haberiniz olsun yenisi benim. Çünkü o kadar hızlı koştum ki çantam çok ağır bilgisayarım bilmem neyim işte bir sürü kitap şunlar bunlar yaptığım alışverişler çantamda. Koşarken bir sendeledim. Ya düşecektim bu arada düşsem kafam falan yarılırdı yani o kadar böyle kaldırıma takılıp düşüyordum. Sonra koştum. Ralph Fiennes yanında bir adamla birlikte yürüyor böyle. Ama çok hızlı yürüyorlar ve asla durmuyorlar tamam mı? Etrafında da insanlar şey yapıyor. Sesleniyor. İmzalar mısınız diye. Şimdi ben bu konuda biraz tecrübeliyim. Geçmişte aldığım imzalar, kovaladığım ünlüler, ünlü avı konusunda birazcık tecrübeliyim. Hemen ne yaptım? Ben Ralph Fiennes'im tamam mı? Arkasında 3 kişi var imza almak için koşuyor. Ben daha hızlı koşup hepsinin önüne geçtim. Sonra yani ne yapabilirim? Onlar da geçebilirdi. Sonra uzattım böyle dosyayı. Dedim imzalayabilir misiniz? Bir yandan yürüyor. Şöyle kafasını çevirdi. Ve yürümeye devam etti. İmzalamadı adam. Bak o an yani bir şey yapmam lazım ki imza alabileyim tamam mı? Ben bağırmaya başladım. Ben bunun için Türkiye'den geldim lütfen imzalayın diye bağırdım adamın yanında. Ondan sonra adam tekrar kafasını çevirdi. Ve post-it'i gördü, Tutaha'yı gördü. Ve sonra aldı dosyayı elimden. Yürürken imzaladı, verdi. Bakın o kadar sert bakıyor ki. Yani Voldemort'u canlandırırken rol yapmıyormuş yani. Adam zaten öyle biriymiş yani. Çok sert. Korkarsınız ben korktum. Şöyle bir baktı. Aa, düşman başına. Çok korkunç adam. Çok sert ama. Arkadaşlar. Hala titriyorum var ya heyecandan. O kadar rahatladım ki.
Az kalsın kaçırıyordum. Ben şimdi şu aşağıda bekliyorum, tamam mı? Kocaman Stage Door yazıyor. Orasıdır diye düşünüyorum. Ama burada da tiyatronun bu tarafında da insanlar bekliyor. Ama yani Stage Door yazıyor yani. Oradan çıkması lazım falan diye düşünüyorum. Neyse orada bekliyorum. Sadece ben bekliyorum bir de. Bir baktım üstteki kapıdan, yanlış bekliyormuşum. Şimdi şuradaki kapıdan çıktı. Ben şurada bekliyorum. Işık yanan yerde bekliyorum. Çıktığını gördüm. Bir koşuyorum. Düşecektim. Az kalsın kaldırıma takıldım. Koşuyorum. 4-5 kişi daha vardı işte. Yürüyor zaten. Durmadı. İmza yürürken bir şeyleri imzaladı. Ben de üstüne tutaha diye sticker yapıştırmıştım. Adımı yazabilsin diye. Yürürken imzaladı. Fotoğraf çekinemedim. Çünkü durmadı. Arkadaşlar Voldemort'tan imza aldım ya. Kalbim ya. Lordum ya, lordum. Karanlık tarafa bile geçirir bu imza insanı. Şaka mı? Bu şaka mı? Şaka mı? Taha yazdı buraya. Sonra imzasını attı. Şimdi bunun sebebi şu. Bu kadar ünlü isimler çok fazla bir şey imzalamayı tercih etmiyor. Çünkü imzalatıp insanlar satıyor. Yani sadece şurada Ralph Fiennes'in imzası olsaydı bu bayağı satılabilirdi. Değerli bir şeydi. Ama buraya Taha yazdığı için artık bu benim oluyor. Kişisel oluyor. Ve ilk başta zaten Voldemort'u gördü ve imzalamayacaktı. Ama daha sonra burada Taha'yı gördükten sonra, Taha post-it'ini gördükten sonra, tam olarak şöyle yapıştırmıştım. Taha post-it'ini gördükten sonra imzaladı. Şaka gibi. Lord Voldemort'tan imza aldım ya. Lord Voldemort'tan imza aldım. Bak. Bak fotoğraf da çok güzel. Böyle biraz daha koyu bir çerçeveyle çerçeveletmek istedim. Diğer imzalı şeyler böyle daha altın varaklı çerçevelerde. Ama bunu biraz daha böyle siyah çerçeveletmek istedim. Çünkü çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bayağı kaliteli bir çerçeve bu arada. Ha, ahşap oyma, gerçek ahşap. Ama dediğim gibi adam gerçekten çok sertti. Ve dahası benden sonrakilerin bazılarını imzalamadı. Ya Epitop'u 5 kişi falan vardı, tamam mı? Yani gerçekten 5'ten fazla kişi yoktu ve bazılarını imzalamadı. 2 kişi fotoğraf imzalatmaya çalışıyordu. Yine bir Voldemort çizimi imzalatmaya çalışıyordu. Bir kişi asa imzalatmaya çalışıyordu, asa kutusu. Bilmiyorum, bu kadarına da gerek var mı onu da bilmiyorum yani. Gerçekten çıktıktan sonra dursa, 5 saniyede 5 imza atsa ve hayatına devam etse, o hiçbir şey kaybetmeyecek ama oradaki 5 kişi bir anı kazanacak, bir hayatı boyunca saklayacağı bir anı kazanacak hem de. Bende öyle oldu yani, ben başardım neyse ki. Lord Voldemort'tan imza aldım. Daha ne olabilir ya? Gerçekten benim için gerçekten inanılmaz heyecanlı ve gergin bir gündü. Fotoğraf çekinemedim durmadığı için. İmza da benim için oldukça önemli. Koleksiyonuma kattığım değerli bir parça benim için. Hepsinden öte hayatım boyunca unutamayacağım bir anı benim için. Harry Potter serisinin kötüsü Lord Voldemort'u canlandıran Ralph Fiennes'in oyununu izledim. İmza aldım. Yakından gördüm. Güzel bir gündü. Gergin bir gündü. Ve bu günümü de sizinle paylaşmak istedim. Hayatımda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. İngiltere videolarına yeni başladık. Daha çok güzel videolar var İngiltere'den gelecek. Sırada stüdyo videosu var. Yakında onu paylaşacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.